Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özeseki İstanbul'a özel deprem yasası yapacaklarını belirtmiş. 600 bin konutun yıkılma riski taşıdığını açıklamıştı. Mega kentte riskli binalarda oturan vatandaşlar endişeli. Uzmanlarsa hızla önlem alınmalı diyor. Sizce İstanbul depremi hazır mı? Değil. Şu an için hazır değil. Gözle görünen o yani. Etrafına baktığı zaman çoğu bina eski. Ne olacağımızı hiç bilmiyoruz. Yani bu akşam yattık, sabahleyin sağ çıkacağız mı onu bilmiyoruz. Deprem şu anda bizi son derece tedirgin ediyor ve üzülüyoruz. Beklenen büyük İstanbul depremi herkesi tedirgin ediyor. Öyle ki olası bir 7 büyüklüğünde depremde İstanbul'a 600 bin konutun yıkılacağı belirtiliyor. Bununla ilgili dönüşüm projeleri devrede. Ancak bunlar yeterli mi? İstanbul için hangi önlemler alınmalı? ...1999 depreminden sonra geçen 24 yıldan beri pek bir şey yapmadık. Hiç yapmadık demiyorum. Elbette pek çok şey yapıldı ama ikinci soru yeterli midir? Yeterli değil. Sağlam bina yapıp dirençli kentler inşa etmemiz gerek. Bizim hayatımızın tek çözüm yolu budur. Çare arıyoruz. Tabii sağlam bir binaya geçmek için. Yeni bina diyoruz. Sadece dışını, makyajını yapıyor, bitti. Bu bina yeni diyor. Kimse yeri kontrol etmiyor. En kötü senaryo 7,5 büyüklüğündeki depremdir. Bu gerçekleştiği takdirde yıkım büyük olur. İstanbul'da binlerce kişi riskli binalarda oturuyor. Kentsel dönüşüm isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak çoğu imkanlar nedeniyle bunu gerçekleştiremiyor. Para olsaydı yapardık. Kendi çabamızla yapardık. Dönüşümü istiyorum. Yani... Ya sakinleri? Hepsi istiyorlar ama kimsede para yok. Destek istiyorum. Çok istiyoruz bunu. Vatandaş var gücüyle emekli olup bir tane ev almış. Güçlendirmek istiyor ama parası yok. Bu durumlarda devletin kredilendirmesi gerekiyor. Uzun vadeli kredilendirmesi gerekiyor. Kentsel dönüşümden başka bir şey düşünmemelerini, yatıp kalkıp gece rüyalarında bile bunu düşünmelerini tavsiye ederim. Çünkü şu anda İstanbul felaketin tam eşiğinde. Şu anki verilere göre olası bir depremde İstanbul'da büyük bir yıkım bekleniyor. Küçük bir örneğini 2019'da 5.8'de yaşadık. Biliyorsunuz onda bile hasarlar meydana geldi. Trafik kilitlendi, kaotik bir durum oldu, haberleşme durdu. Şimdi bunun yüzlerce kat daha büyük bir enerjisinden söz ediyoruz. Dolayısıyla çok iyi organize olmamız gerekiyor. Riskli binaların yıkılmasını tabii ki isteriz, tercihimiz o. Milletin can güvenliği en önde gitmedi, insan güvenliği en önde gitmedi.